Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy S23 cep telefonunu inceliyorum. Şubat ayının başlarında tanıtılan Samsung Galaxy S23 ailesinde S23 modeli, S23 Plus modeli ve S23 Ultra olmak üzere 3 tane farklı model bulunuyor arkadaşlar. Ailenin en küçük üyesi olan Samsung Galaxy S23 oldukça tanıdık bir tasarımla geliyor. S22'ye çok benzeyen bir tasarım anlayışı S23'te de devam ediyor. Her zaman yaptığım gibi ben hızlıca bir dış görünümden bahsetmek istiyorum. Önden baktığımız zaman aslında S23 ailesine fazlasıyla benzeyen bir tasarım var. Yanlara doğru biraz daha keskin bir tasarım anlayışı varken köşelerde yuvarlatılmış kavisli bir ekran bizleri karşılıyor. Ekranın inceliği dört taraftan da bakarsanız bakın fark etmiyor. Aynı şekilde tasarlanmış. Yani yukarıda da aynı boşluk var. Yanlarda da aynı boşluk var. Oldukça ince bir boşluk olduğunu söyleyeyim. Kameramız tam orta kısımda konumlandırılmış. Ekranın tam ortasında, en üstte yukarıda duruyor. Parmağımıza dokunduğumuz zaman herhangi bir şekilde kamera çıkıntısını hissedemiyoruz arkadaşlar. Önden baktığımızda sağ yan yüzde ses açma kapama tuşumuz ve power tuşumuz var. Sol tarafta herhangi bir şey yok. Alt kısma geldiğimiz zaman hoparlör deliklerini görüyoruz. Tip C bağlantı yuvamız var. Mikrofon deliği ve sim kart yuvası bizleri karşılıyor. Üst kısımda ise sadece mikrofon deliği bulunuyor. Cihazın arka yüzünü çevirdiğimizde aynı büyüklükte 3 tane dairesel kamera. En üstteki kameranın hemen yanında bir tane LED lambı bulunuyor. Arka tarafta da bir Samsung yazısını görüyoruz. Bana gönderilen sürüm siyah. Bu şekilde böyle bayağı kömür siyahı bir model. Farklı renk seçeneklerinin olduğunu da söyleyeyim. Şimdi bu genel görünümden sonra cihazın biraz da teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Detaylı teknik özellikleri açıklamaya koyacağım. Onları merak edenler oraya bakabilir arkadaşlar. Ben biraz daha genel teknik özelliklerden bahsediyorum şu anda. Samsung Galaxy S23 cep telefonunda 6.3 inçlik dinamik bir AMOLED ekran bizleri karşılıyor. 2340x1080 piksel çözünürlüğümüz var. 120 Hz ekran yenileme hızımız var. 8 GB RAM, 128-256 depolama seçeneklerimiz var. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi kullanılıyor. Android 13 işletim sistemi, One UI 5.1 arayüzü, 50, 10 ve 12 olmak üzere üçlü ana kamera, 12 megapiksel ön kamera, ekrandan parmak izi okuyucu, Wi-Fi 6E, 3900 mAh'lik pil ve 25 watt kablolu, 15 watt kablosuz şarj özelliği ve ters şarj özelliğinin olduğunu söyleyeyim. Ürünün fiyatı da ben bu incelemeyi yaptığım tarih itibariyle 24.999, yani 25.000 TL'ydi. Gelelim kullanım deneyimine. Şimdi Snapdragon 8 Gen 2 dedik. Daha önceki model, yani S22 modeli Gen 1 kullanıyordu. Gen 1'de de bazı sıkıntılar vardı. İşte ısınma sorunu olabiliyordu bazen oyunlarda. Ayrıca pil ömrü de çok iyi değildi ki ben Snapdragon 8 Gen 1 kullanan farklı cep telefonlarını inceledim. Evet, ne yazık ki pil ömrü çok iyi değildi. Yaklaşık olarak 10 saat civarında bir pil ömrü veriyordu bu tarz cep telefonları. Gen 2'de bunu iyileştirmişler. Pil ömrü tarafında bundan bahsedeceğim ama performans anlamında zaten performanslı bir işlemciydi. O tarafta bir sorunun yok. Gayet güzel çalışan bir işlemci. Günlük ihtiyaçlarımızı fazlasıyla görüyor. Oyun vesaire gibi konularda da bizi yarı yolda bırakmayan bir işlemci var. Zaten şu anda Snapdragon en iyi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2. Bu telefonun da performanslı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Isınma tarafında ben herhangi bir sorun yaşamadım. Oyun oynadım veya diğer işte günlük ihtiyaçlarımı giderdim, kamera kullandım vesaire baktığımda herhangi bir ısınma sorunu yaşamadığımı söyleyebilirim. Snapdragon 8 ile ilgili bazı sentetik testler de yaptım. O testleri de zaman zaman videonun içinde sizlerle paylaşacağım. Amiral gemisi bir işlemci, oldukça güçlü bir işlemci ve hani benchmarklardan veya diğer testlerden de yüksek puanlar alan bir işlemci. Ve günlük kullanımda da bu performansı, bu gücü fazlasıyla hissediyorsunuz. Gelelim ekran tarafına. Cep telefonumuzun ekranında Dynamic AMOLED dediğimiz bir ekran teknolojisi kullanılmış. Daha önceki Samsung'un S serisinde de kullanılan bir teknoloji bu. 120 Hz bir yenileme hızımız var. 6.3 inçlik bu ekran hem günlük ihtiyaçlarımızı görürken çok iyi bir performans sunuyor. Aynı zamanda oyun oynarken ya da film izlerken, video izlerken de üst düzey bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Ekranın yenileme hızını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi arkadaşlar. İsterseniz adaptif olarak bırakabiliyorsunuz. Yani telefon sizin yerinize karar veriyor. İstiyorsanız da standart dediğimiz 60 Hz'e geri çekebiliyorsunuz. Tabii ki adaptif kullanmak daha mantıklı. Hani performans ve kullanım deneyimini yükseltmek isterseniz adaptif kullanırsınız ama benim için çok önemli değil. Benim için pil ömrü daha önemli derseniz 60 Hz'de kullandığınızda pil ömrünüz biraz daha iyi oluyor. Şimdi gelelim kamera tarafına. Az önce bahsettiğim cep telefonunda 50, 10, 12 olmak üzere üçlü bir ana kamera bulunuyor. Ön taraftaki kameramız ise 12 megapiksel. Burada aslında yazılım anlamında çok ciddi değişiklikler olmuş. Çünkü önceki sürümde çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Ama yazılım anlamında olmuş. Şimdi ana kamera 8K 30 fps video kayıt yapabiliyor. Ön kamera ise 4K 60 fps video kayıt yapabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda yapay zeka vesaire ve daha önce Samsung S ailesinde karşımıza çıkan
ekran, Pro Mod, Pro Video ve benzeri özellikler yine bu cep telefonunda da yer alıyor arkadaşlar. Şimdi gelin biraz dışarı çıkalım ve cep telefonunun kamerasını biraz da dışarıda test edelim. Bakalım S23'ün kameraları bizlere neler sunuyor. Evet arkadaşlar, dışarı çıktık ve Samsung Galaxy S23'ün özelliklerini, kamera özelliklerini anlatacağım. 50, 10, 12 megapiksel bir kameramız var demiştik. Üçlü kamera ve 3 tanesi de aynı boyutta. Hani bazılarında büyük oluyor, küçük oluyor. Bunda öyle değil. 50 megapiksel olan ana kamera, 10 megapiksel olan 3x telefoto ve 12 megapiksel olan da ultra geniş açı. 8K 30 fps video kayıt yapabiliyor. S22'de bu 24 fps'ydi. Ön kamera 10'du. S22'de şimdi 12'ye çıkartılmış durumda ve 4K 60 fps video kayıt yapabiliyor. Tabii kamera modlarında önceki modellere fazlasıyla benzeyen bir sürü özellik var. Yalnız yeni bir özellik gelmiş. Expert RAW diye yeni bir mod gelmiş. Aslında bunu aktif ettiğinizde bir tane de uygulama yüklüyor telefona. Ve bu uygulama sayesinde arkadaşlar RAW çekiyorsunuz ve o RAW modunda bir sürü ayar var tabii ki ve bunları daha sonra Photoshop ve benzeri programlara düzenleyebilirsiniz. Öte yandan bu Expert RAW programında Night Sky ve Night Long Exposure diye iki tane özellik var. Gece uzun çekim yapabiliyorsunuz. Özellikle astroloji fotoğrafçıları, gökyüzü fotoğrafçıları için güzel bir özellik olmuş. Ben kameraları beğendim. Zaten daha önceki S serilerinde de güzel kameralar vardı. Daha da geliştirilmiş, daha da güzel bir hale getirilmiş. Şimdi hem ön hem arka kamera, video ve fotoğraf örneklerine bakalım. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. Evet, bu videoyu da Samsung Galaxy S23'ün ana kamerasını kullanarak kaydediyorum ve 8K çözünürlükte. Şu anda 8K'da bile belli ölçeklerde zoom girebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda 4x zoom girdim. 6x'e kadar 8K'da zoom girebiliyorsunuz. Tabii sonuçlar nasıl olacak onu videoda göreceğim. Şu anda ekranda güzel görünüyor ama gerçekte nasıl görünecek onu göreceğiz. Titreşim engelleme vesaire var ama tabii 8K modunda bu çalışmıyor. Evet, şu anda izlemekte olduğunuz videoyu portre video modunda çekiyorum. Arka planı fena yapmıyor. Hani bazen sapıttı oluyor. Şuralara bakın. Özellikle şu kısımda bazen kayboluyor. Ama genel olarak çok iyi ya, söyleyeyim. Hatta gerçek zamanlı arka planında bulanıklaştırmaktan normalleştirebilirim. Görüyorsunuz şu anda. Bunu gerçek zamanlı yapabiliyorsunuz. Arka planım bu şekilde. Şu anda bu şekilde. Var. Yok. Var. Yok. Gayet başarılı çalışıyor. İzlemekte olduğunuz videoyu Samsung Galaxy S23 cep telefonunun ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Şimdi 4K 60 fps video kaydediyor dedim ve gerçekten de şu anda 4K kayıt yapıyorum. Görüntü kalitesi çok iyi. Zaten çok fazla söylenecek bir şey de yok. İşte dışarıdan gelen sesleri falan da bu şekilde duyuyorsunuz arkadaşlar. Belki aramızda Samsung Galaxy S22 ile Samsung Galaxy S23 arasındaki farkları merak edenler vardır. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. Ben seviyorum bu tabloları, biliyorsunuz. Özellikleri böyle karşı karşıya görüyorsunuz şu anda. S23 arasında farklı olan özellikleri kırmızı renkle işaretledim. Ekran koruması farklı. S22'de Victus Plus varmış. S23'te Gorilla Glass Victus 2 var. Depolama alanı tarafında bir farklılık var. 128 ve 256 seçenekleri ikisinde de var. Ama 128'de UFS 3.0
1.1 varken 256'da UFS 4.0 var. Biraz daha hızlı bir depolama alanı kullanılmış. İşlemci tarafı farklı zaten söylemiştim. 8 Gen 1 vardı. S22'de 8 Gen 2'ye geçildi. Adreno 740'a terfi edilmiş GPU tarafında. İşletim sistemleri aynı. Android 13 güncelleme aldı zaten S22'de. One UI de muhtemelen almıştır. Elinde S22 olmadığı için ben 5 olarak bıraktım ama S23'te 5.1 var. Bunun dışında kamera tarafında bir güncelleme oldu. Ana kamera 8K 24 FPS video kayıt ederken 8K 30 FPS çıktı. Ön kamera 10 megapikseldi, 12'ye yükseltildi. Wi-Fi 6 idi. S22'de 6E'ye çıktı. Bluetooth 5.2 idi. 5.3'e çıktı. Ve pil tarafında da 3700 mAh'lik pilden 3900 mAh'lik bir pile terfi edilmiş durumda. Yani S22 ile S23 arasında belli farklar var ve bu farkları da ben size bu tabloda aktardım. Telefonda 5G özelliği var. Bu önemli arkadaşlar. Şu anda ülkemizde 5G kullanılıyor olmasa da önümüzdeki yıllarda gelecek. Muhtemelen 2 sene içinde gelir diye ben tahmin ediyorum. 5G geldiğinde bu telefonu da o sistemde de kullanabileceksiniz. Ayrıca telefonda kablosuz şarj var. Ekrandan parmak izi okuma var. Ters şarj özelliği var. Ters şarj özelliği sayesinde kablosuz şarj özelliği olan cihazları telefonun pilini kullanarak şarj edebiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Yine S22 ailesindeki gibi kutuda çok fazla bir şey yok. Sadece kutunun kendisi ve bir de sim kart. İğnemiz ek olarak bir de USB kablomuz var. İki ucu da tip C olan bir USB kablo çıkıyor. Kutudan başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz çevrecilik vesaire adına yapılan bir şey olduğunu iddia ediyor markalar. Ben de birazcık gelir kazanmak, daha fazla para kazanmak için yaptıklarını düşünmüyor değilim. İlk başlatan da iPhone'dur yani Apple'dır bu konuda. Samsung da onu takip ediyor. Kamera tarafında bahsettim ama Expert RAW diye yeni bir özellik gelmiş. Bu bir uygulama olarak yüklüyorsunuz ve kamera modları arasında da bulunuyor. Burada RAW fotoğraflar çekiyorsunuz. Yani ham fotoğraflar çekiyorsunuz ve bunları isterseniz işte Adobe Lightroom ya da işte Photoshop ya da benzeri programlar üzerinden düzenleyerek çok daha iyi fotoğraf sonuçları elde edebiliyorsunuz. Bir de bu uygulamanın içinde gece fotoğrafçılığı yani gökyüzü fotoğrafçılığı ve gökyüzü uzun pozlama gibi bazı özellikler de var. Bu da ilginç yani Night Sky diye geçiyor ve Night Long Exposure olarak geçiyor bu iki özellik. Bunları Export RAW üzerinden kullanabiliyorsunuz sadece. Onu da altını çizeyim. Bu da enteresan özelliklerden bir tanesi olmuş. Şimdi gelelim pil tarafına. Pilin S22'ye göre biraz daha güçlendirildiğini söyledik. 3700'den 3900 mAh'e çıktı. Bir de işlemci de birazcık optimize edilmiş durumda. Yani yeni nesil bir işlemci olduğu için öncekine göre biraz daha az enerji harcıyor. Bunun sonucu olarak pil ömrü bayağı yüksek çıktı arkadaşlar. Benim PCMag batarya testinde bulduğum değer 13 saat 36 dakika idi ki oldukça iyi bir değer. Çünkü söylediğim gibi daha önceki sürümlerde bu değer 10 saat civarındaydı. 13 saate çıkmış olması çok daha iyi olmuş. Yani 1,5 günü hatta biraz zorlarsanız 2 günü çok rahat görebilecek bir cep telefonu var karşımızda. Belki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Ne kadar sürede şarj oluyor? Ben yaptığım testlerde yaklaşık 1 saat, 1 saat 10 dakikada falan şarj olduğunu gördüm. Kendi adaptörü yok tabii ki. Kutusundan adaptör çıkmıyor ama benim 100 wattlık bir adaptörüm vardı. Onunla yaptığım testlerde tam olarak yani 1 saat 15 dakika falan gibi bir değer buldum. Yani 25 wattlık kablolu şarja göre bence normal bir rakam. Ama daha iyi olabilir miydi? Sanki biraz daha iyi olabilirdi. Yani 25 yerine böyle 40-45 watt yapsalardı ki Plus modelinde öyle mesela. Bunda da yapılabilirdi diye düşünüyorum. Biraz daha hızlı şarj olabilirdi ama Samsung öyle bir şey yapmamış. Biraz da oyun tarafından bahsedeyim. Oyun çeşitli oyunlar yükledim, oynadım. Zaten oynamamasını beklemiyordum. Hani bir sürü oyunu da istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bir de Game Launcher diye bir ekstra bir mod var. Bu mod sayesinde bu uygulama var daha doğrusu. O uygulama üzerinden oyunları açabiliyorsunuz isterseniz. Normalden de açabilirsiniz. Yani normal yüklediğiniz uygulamaya tıklayarak da açabilirsiniz. Ama bu uygulama üzerinden açarsanız belli optimizasyonlar yapılıyor. Oyunlarda daha performans çalışması için. İşte arama gelmesin diyorsunuz. Sessize alıyor bazı bildirimleri veya size göstermiyor. Böyle özellikleri bu Game Launcher üzerinden daha rahat kullanabiliyorsunuz. Güzel de olmuş yani bu tarafı da biraz daha eğilmeleri daha güzel olmuş diye düşünüyorum. Gelelim fiyat tarafına. Şimdi ürünün fiyatı ben incelemeyi yaptığım tarih itibariyle 24.999 TL'ydi. İlk çıktığında belli hediyeler işte kulaklık da şuydu buydu falan da verildi. Tabii ki bu kampanya ve lansman döneminde olan bir şeydi. Daha sonra bu kaldırıldı tabii ki. Verilir mi verilmez mi? Şimdi şöyle açık söylemek gerekirse bir Android telefona 25 bin lira vermek beni her zaman böyle bir gelen bir konu olmuştur. Çünkü Android telefonlar hani rakip olarak baktığımızda Apple'ın iPhone modeli var biliyorsunuz. iPhone'lar kadar değerini koruyamıyor. Şimdi değerini koruyamadığı zaman siz bu telefonu 25 bin lira verdiğinizde 3 ay sonra 5 ay sonra satmak istediğiniz zaman yani satmak için almıyorsunuz belki ama mecbur kaldınız veya bir durum oldu satmak istiyorsunuz çok değeri düşüyor. Burada Samsung birazcık yol almış gibi. Çünkü mesela önceki sürüme bakıyorum şu anda S22 18 bin liradan satılıyor. İkinci elde hala tutan bir model olduğunu düşünüyorum S22'nin bile. S23'te de aslında yavaş yavaş bir hani değer artışı söz konusu. Tabii ki bir iPhone aldığınız kadar değil onu söyleyeyim. Tabii rakamlar çok yüksek. Şimdi bazıları bana diyecek ki ya adam 25 bin liraya İşte
işte makul diyecek neredeyse falan diyeceksiniz ama makul demiyorum ama piyasa şartlarında Türkiye'deki ekonomiye göre artık fiyatlar böyle arkadaşlar. Yani bunu makul bulduğum anlamında söylemiyorum. Bir durum tespiti yapmak açısından söylüyorum sizlere. O yüzden hani sakın şöyle düşünmeyin. Ya 25 bin lira bir telefona verilir mi? Evet yani çok yüksek bir rakam arkadaşlar. Gelirlerimiz o kadar artmadığı bir ortamda bir telefona 25 bin lira vermek çok mantıklı değil ama hani bu işlemciye sahip, bu özelliklere sahip diğer modeller de bundan ucuz değil. Onu da altını çizeyim. Peki bu telefon kimler için uygun? Şöyle söyleyeyim. Hani ergonomisi çok güzel. Tek elle rahat kullanabileceğiniz, çok büyük olmayan ama üzerinde bütün özellikleri de olan bir cep telefonu isterseniz gerçekten de Samsung böyle hani bir kompakt bir cihaz yapmış. Bir sürü de özelliği var ve Apple'a bence iPhone 14'e en ciddi rakiplerden bir tanesi olmuş. Çünkü çok fazla Android'de amiral gemisi yok. Olanlar da bu kadar iyi olmayabiliyor. Artık Samsung belli bir çizgiye oturtmuş gördüğüm kadarıyla ve iPhone 14'e baktığımızda bundan daha pahalı. Yani 32 bin liraya satılıyor bildiğim kadarıyla. Bu model 25 bin lira. Arada bir 7 bin lira kadar da fark var. Tabii ki Android ile iOS'u karşılaştırmıyorum. Orada çok doğru bulmadığım bir karşılaştırma benim kişisel olarak. Ki bunu her fırsatlarda söylüyorum arkadaşlar. Çok fazla hani karşılaştırma yapılabilecek işletim sistemleri birbirinden çok farklı. Alışkanlıklarınız olabilir. Beklentiniz farklı olabilir. O yüzden çok karşılaştırmıyorum ama iPhone'a özellikle iPhone 14'e en ciddi rakiplerden bir tanesi bu model olmuş. Onun altını özellikle çizeyim. Android alacaksınız, amiral gemisi alacaksınız. Zaten çok fazla seçeneğiniz yok. Bu tarafta olanlardan bir tanesi de Samsung Galaxy S23. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu incelemede sizlere Samsung Galaxy S23 cep telefonunu anlatmaya çalıştım. Güzel bir cep telefonu olmuş. Birçok özelliği var. Beğendiğim tarafları var. Fiyatını birazcık yüksek buluyorum ama bu ülkemizdeki bütün telefon modelleri için söyleyebileceğim bir negatif taraf eleştiri diyebilirim. Bunda markalarla çok ilgisi yok ne yazık ki. Sizin de bu telefonla ilgili merak ettiğiniz ya da benim anlatmayı unuttuğum konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum. Hepsini değerlendiririm elimden geldiğince. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Markalar ürün gönderdiği zaman kaç abonem var diye soruyor. Veya ben ürün istediğim zaman kaç aboneye sahipsin diye soruyorlar. Rakam ne kadar yüksek olursa benim size içerik üretmem için gelecek olan ürün sayısı da ona göre artıyor arkadaşlar. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla beni oralardan da takip edebilir ve abone olabilirsiniz. Farklı bir incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.